İşte Rabbimiz ikra, oku. Rabbim geldi, ikra der. Ama Allah öyle ikramlarda bulunuyor ki hiçbirini insanın başına kalkmaz. Ve bunun karşılığında, bu ikramın karşılığında sadece kendisine kulluk yapmamızı istiyor. Ülkemiz ve dünya zor bir süreçten geçiyor. Bunun başında da okullarımız en çok etkilenen, sağlık kurumlarından sonra en çok etkilenen kurumlarımız maalesef okullarımız ve çocuklarımız. Tabii bakanlık aldığı tedbirlerle EBA ve diğer televizyon aracılığıyla çocukların o olan eksikliklerini, konularını tamamlamanın yollarını şey yaptı. Bu büyük büyük anlamda şey yaptı. Yani çocukların eksiklerini tamamlama açısından iyi oldu. Ancak tabii bu süreçte internetine ulaşamayan, evinde bilgisayarı olmayan, tableti olmayan ya da internet bağlantısı olmayan çocuklar için de bu bir dezavantaja dönüştü. Gönül isterdi ki daha iyi bir şekilde, daha hızlı bir şekilde ve tüm öğrencilerimizin ulaştığı bir eğitim şeklini hep beraber yapabileydik. Ha, eksiklikler var mı? Tabii ki her konuda olduğu gibi bu konuda da bazı eksikliklerimiz var. Bu da ifade ettiğim gibi internet eksikliği, alet yani bilgisayar ve diğer şeyler eksikliği. Bu da yeni süreçte yani Eylül itibariyle bakanlık farklı şeyler de uygulamaya başladı. İşte eğitim destek noktaları oluşturmaya başladı. Tabii temennimiz 21 Eylül itibariyle okullarımızın açılması, bizim öğrencilerimizle yüz yüze eğitime başlamamız. Bunu tabii öğrencilerin sağlığı birinci planda olmak şartıyla planlayıp gerekli önlemleri alıp o şekilde okulları faaliyete geçirip eğer bu mümkün değilse ona göre de tedbirleri alıp çocukların uzaktan da olsa konu eksikliklerini, eğitim eksikliklerini giderebilmek. Ama bence bu süreçte okullara, öğretmenlere, bakanlığa iş düştüğü kadar ailelere, bizlere de bir sorumluluk düşüyor. Biz Müslüman insanlarız. Biz öğrencimizin önce ahlaklı ve manevi bir kişiliğe sahip olmasını temenni eden insanlarız. Onun için öğrencimizin evde, bizim kontrolümüzde mümkün olduğunca derslerini takip eden bizim rol model olduğumuz bir öğrenci yetiştirmemiz gerekiyor. Biz bu şekilde bir şey yapıyoruz. Tabii pandemi süreciyle ilgili de aslında bana sorarsanız bu işin fetvasını verecek olan sağlıkçılardır. Sağlıkçıların bu işi planlayıp eğer
bir sıkıntı oluşturmayacaksa ya da hangi tedbirler alınırsa daha iyi olacak diye bizlere öneride bulunup Milli Eğitim'in de ona göre tedbirlerini alarak okulları açması en güzel bizim temennimizdir tabii. Evde velilerimiz ne yapmalı diye bir soru sorulacak olursa ben her zaman şunu söylüyorum. Lütfen çocuklarınıza ne yapması gerektiğini söylemeyin. Öğrencinizin, çocuğunuzun ne yapması gerekiyorsa size göre, hangi davranış doğruysa, ne şeyse, siz kendiniz o işi yapın. Kitap okuması mı istiyorsunuz? Siz kitap okuyun, 1-2-3 çocuk size bakıp kitap okuyacaktır. Ders çalışmasını mı istiyorsunuz? Siz o ortamı oluşturun, o imkanı verin, çocuk onu sizin peşinizden gelecektir. Namaz kılmasını mı istiyorsunuz? Siz namaz kılın, rol model olun, çocuğunuz sizi mutlaka taklit edecektir. Ama eğer biz sadece söyleyen konumunda olursak, bilin ki çocuklarımız bizim söylediklerimizi yapmayacaklardır. Yapsalar bile yapmış gibi gözükecektir. Bu da bizim istediğimiz bir sonucu elde etmemizi sağlamayacaktır. Şimdi çevre ülkelere bakıyoruz. Avrupa'da bazı ülkeler okulları açtılar, bazıları kapattılar, bazıları şey yaptılar. Sonuçta çocukları biz süresiz şekilde okuldan uzaklaştırma imkanına sahip değiliz. Seyreltilmiş eğitim mi olur, başka bir isim adı altında mı olur? Çocukların kanımca, tabii Sağlık Bakanlığı'nın, sağlık alandaki uzmanların önerisi dahilinde alınacak tedbirlerle mutlaka okullarla buluşturulması gerekiyor. Şu yaşanan süreç bizlere yeni yeni şeyler hatırımıza getirdi. Özellikle ilk dönemlerde öğretmenlerin kıymeti vardı. Bizler hep öğretmenliği peygamber mesleği olarak adlandırırdık. Dolayısıyla öğretmenler insanların gözünde çok büyük bir kıymete sahipti. Ancak öğrencilerin okula gitmesiyle birlikte, okulların çoğalmasıyla, öğretmenlerin çoğalmasıyla birlikte öğretmenlerin veliler nezdindeki kıymeti azalmaya başladı. Zira artık kanıksanan olay bir nevi unutulur hale geliyor. Dolayısıyla bu pandemi süreci çocuklarımızın evlerimizde kalması, çocuklarımızla yaşadığımız sıkıntılar, onlarla birlikte geçirdiğimiz zamanlar öğretmenliğin kıymetini de bize tekrardan hatırlattı. Belki de bu bizim için bir imkandır. Dolayısıyla öğretmenlerimiz sabahtan akşama kadar bu öğrencilerimizle birlikte onlara bir şeyler vermeye çalışıyorlardı ama bu pandemi süreci bizlere bunu engelledi. Okullardaki imkanlar şu anda elimizde yok. Dolayısıyla bizler bu imkanların dışında imkanlar oluşturmak mecburiyetindeyiz. Uzun zamandan bu yana özellikle de internet ve televizyona olan bağımlılıkla okumayı unutan bir topluma sahibiz. Şu pandemi süreci belki de bizim için bir imkan olacak. Yeniden okumayı öğreneceğiz, yeniden okumayı hatırlayacağız. Bunun için de herkesin örneklik teşkil etmesini bilmesi gerekiyor. Karşıdaki insandan beklemeden herkes kitabını eline alırsa hem diğer insanlara örneklik teşkil edecek hem de okumayı yeniden hatırlamış olacağız. Zira biz biliyoruz ki İslam'ın ilk emri ikra'dır, yani okudur. Biz oku diyen bir peygamberin ümmetiyiz ama okumaktan uzak kalmışız. Dolayısıyla evlerimizi yeniden okullara, evlerimizi yeniden kütüphanelere çevirmek bizim elimizde. Çocuklarımızla beraber oturacağız. Beraber onlarla kitap okuyacağız, beraber onlarla sohbet edeceğiz, beraber onlarla muhabbet edeceğiz. Günün belli zamanlarını muhakkak birlikte geçirecek imkanlar bulacağız, onları dinleyeceğiz. Bizim aslında birbirimizi dinlememek gibi de bir sıkıntımız var. Bu süreç belki de uzun zaman bir arada kalmanın verdiği bir etkiyle birbirimizle konuşmayı, birbirimizi dinlemeyi, birbirimizi anlamaya vesile olacak bir imkan oluşturdu. Dediğim gibi, her imkansızlık bir imkan doğurur. Bu da bize bir imkan doğurdu. Eğitim süreci hani bizim kontrolümüzde olan bir süreç değil. Dolayısıyla devletimizin hem Sağlık Bakanlığı'nın hem de Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı tedbirler var. Bizler bu tedbirleri harfiyen yerine getirmekle mükellefiz. Bunun dışında da bireysel olarak, veliler olarak ya da öğretmenler olarak herkesin ya da öğrenciler olarak herkesin üzerine düşen vazifeler var. Bu vazifeleri aynı ile yerine getirdiğimiz zaman, herkes kendi vazifesini düzgün bir şekilde irade ettiği zaman inanıyorum ki imkansızlıklar güzel imkanlar doğuracak ve bizler güzel bir noktaya doğru gelmiş olacağız inşallah.